Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dönem boyunca gördüğümüz konuları şöyle güzel bir tekrarını yapacağız diyelim. Hadi bakalım biz bugün neler işleyeceğiz, neler öğreneceğiz. Öncelikle kitaplarımızdan sayfalarımızı gösterelim. Ondan sonra ünite içeriğimize hep birlikte bakarız. Öncelikle doğal sistemler, birinci kısım coğrafya, insan ve doğa. Sonra dünya şekli ve hareketleri. Sonra coğrafi koordinat sistemi. Devamında Sevgili arkadaşlar harita bilgisi iklim bilgisi kısmında sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler yani sayfa 72'ye kadar beni bu kitaptan tekrarımı yaparken güzel güzel takip edebilirsiniz diyelim. Devamında tabii ki de Dersimiz bitti, videomuz bitti. Dönemi güzel bir şekilde bitirebilmemiz için çözmemiş olanları için ki öyle bir ihtimal düşünmek dahi istemiyorum. Buradan da hemen şöyle doğal sistemler içerisinde şurada hemen 70. sayfayı görebilmektesiniz. 69. sayfaya kadar buradan da güzel güzel dersimiz bittikten sonra soruları Etkinlikleri çözmeyi unutmuyorsun. Bakın mesela birinci ünitenin devamında yazılı kısmımız var. Doğru yanlışlar, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız, çok ...seçmeli testlerle birlikte klasik sorularımız da var diyelim. O zaman hadi bakalım birinci dönem tekrarımız başlasın. Şimdi biz bir dönem boyunca neler gördük, neler öğrendik? Bu dersimizde neleri tekrar edeceğiz? Öncelikle o doğa sistemler dediğimiz kısmında birincisi coğrafya bilimi, insan ve doğa, insan doğa etkileşimi. Sonra muhteşem dörtlü coğrafyanın bölümleri, coğrafyanın ilkelerinden bahsedeceğiz. Coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişiminden de bahsedip sonraki kısımda dünyamızın şekli ve dünyanın hareketleri yani o geo şekil, küresel şekil nedir bunlardan bahsedip devamında dünyanın eksen hareketi ve dünyanın ekseni ekli dediğimiz iki tane hareket den de bahsedip bu kısmı da bitireceğiz. Sonra yer ve zaman kısmı. Yani burası coğrafi koordinat sistemi, paralel, meridyen, enlem, boylam kavramlarının olduğu kısım. Bununla birlikte yerel saat hesaplamaları, konum ifadesinde Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumundan bahsedeceğiz. Sonraki kısımda harita okur yazarlığı var. Harita nedir? Kroki ile farkı nedir? Haritalarda kullanmış olduğumuz projeksiyon yöntemleri, haritanın elemanları, haritalarda ölçek, haritalarda hesaplamalar ve en önemli kısımlardan bir tanesi haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden bahsedip burayı da bitireceğiz ve son kısmımız atmosfer ve iklim. Atmosfer nedir? Etkileri nelerdir? Bununla birlikte atmosferin katmanlarından bahsedip hava durumu ile iklim arasındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsedip sonra iklim elemanlarından birincisi olan sıcaklık. Sonraki kısımda basınç, rüzgarlar, nemlilik, yağış bunlardan da bahsedip dersimizi bitirmiş olacağız diyelim. Geldik birincisi insan ve doğa etkileşimi. Tabii ki de şunu biliyoruz. İnsan dev sürekli olarak etkileşim halinde. Bazı durumlarda insan doğa üzerinde etkili, bazı durumlarda ise doğa insanın ekonomik faaliyetleri, sosyal faaliyetleri üzerinde etkilidir. Mesela birkaç tane örnek var. Gelin hep birlikte bunları şöyle tekrar eşleştirelim. Diyor ki soğuk iklim bölgelerinde insanların kalın elbiseleri tercih etmesi iklimin soğuk olmasıyla ilgili bir durum olduğu için bu birinci cümlemiz sevgili arkadaşlar doğanın insan üzerindeki etkisini örnek olarak gösterilir. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışlarının ulaşımı olumsuz etkilemesi. Bak ulaşım faaliyetlerini olumsuz etkileyen ne? Kar yağışları. O zaman gene doğa bizim üzerimizde etkili mi? Özellikle şu dönemde bile yoğun kar yağış sebebiyle birçok noktada ulaşım olumsuz derecede etkilendi mi? Bak ne oldu? Doğa bizim üzerimizde etkili oldu. Deprem, tsunami, volkanizma gibi olayların can ve mal kaybına sebep olması. Yaşanan doğal afetlerin bunlar doğa olayı. Can mal kayıplarına neden olduktan sonra doğal afete dönüşecektir. Ve bu da gene doğanın bizim üzerimizdeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Diyor ki tüneller, köprüler ve viyadüklerin yapılması özellikle ulaşım faaliyetlerini rahatlatabilmemiz için arazinin engebeli olduğu alanlarda tüneller, köprüler ve viyadükler yaparak ulaşımı rahatlatabiliyoruz ve bu ifade insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Özellikle ülkelerin gelişmişlik seviyesi de neydi? Bunlar üzerinde etkiliydi diyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde hemen şöyle şuraya da yazalım. İnsan doğa üzerinde etkilidir. Az gelişmiş ülkelerde ise doğa insan üzerinde etkilidir diyebiliriz. Tarımsal faaliyetler için ormanların tahrip edilmesi bak ne yaptı? İnsanın yapmış olduğu bir ekonomik faaliyet orman arazilerine zarar verdi. O zaman bu da gene insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir. Mesela burada olumsuz bir örnek görebilmekteyiz. Sanayi tesislerinde kullanılan Fosil yakıtların hava kirliliğine sebep olması. Bak, fosil yakıt kullandım, hava kirliliğine sebep oldu. O zaman bu da gene insanın doğa üzerindeki etkisine örnektir ve bu olumsuz bir örnek olarak karşımıza çıkar. Deniz yolu ulaşımını kolaylaştırmak için kanalların yapılması. Panama Kanalı'nı düşünebiliriz sevgili arkadaşlar ya da Süveyş Kanalı'nı düşünebiliriz. İnsan eliyle yapıldığı için gene bu da insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Şimdi geldik dört doğal ortam kısmına. Burada dört tane doğal ortam atmosfer, hidrosfer, biosfer ve litosferden bahsedeceğiz. Litosfer neydi? Litosfer taş küreydi. Yer kabuğunu çepeçevre saran o sert kütleye verdiğimiz isimde. Burada kayaçlar, toprak, dağlar, ovalar bulunuyordu. Atmosfer dünyayı çevre saran gaz tabakasıydı. Burada çeşitli gazlar oksijen, karbondioksit, azot, neon, argon, kripton ya da su buharı gibi gazlar vardı. Hidrosfer kara yüzeylerinde çukur alanlarda birikmiş durgun su kütleleri ya da ak sular, göller, denizler, yeraltı sularını da buraya dahil edebiliriz. Biyosfer ise canlı küreydi. Yani atmosfer, litosfer ve hidrosferdeki canlı yaşam alanı olarak ifade edilir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar, bakteriler yani mikroorganizmalar kısmı da buraya dahildi. Tabii ki de bunların birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu da bileceğiz diyelim. Geldik bir bilim olarak coğrafya. Nedir dersek insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen ve bunu açıklayan bilim dalına verdiğimiz isim ve coğrafya bilimi inceleme alanı olarak fiziki coğrafya, beşeri ekonomik coğrafya olmak üzere ikiye ayrılacak. Fiziki coğrafyada jeomorfoloji yer şekli bilimi olarak geçer. Tabii ki de burada jeoloji, litoloji, pedoloji bunlar Morfolojiye yardımcı bilim dalları olarak karşımıza çıkar. Klimatoloji iklim bilimi burada özellikle meteoroloji bilimi klimatolojiye yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Biyo -coğrafya, canlılar coğrafyası olarak geçer. Zooloji, botanik, biyoloji ve tıp yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Kartografya ise harita bilimi olarak karşımıza çıkar. Matematik coğrafya buraya yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Beşeri coğrafyaya geldiğimizde burası insan etkisiyle oluşturulan kısımdır. Yani burada insanın yapmış olduğu faaliyetler etkilidir. Fiziki coğrafyada ise doğal sistemlerin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda araştırma alanı oluşturduğumuz kısımdır diyebiliriz. Beşeri coğrafyaya geldiğimizde insanların yerleşme faaliyetleri var. Yerleşmenin dağılışı üzerinde etkili olan faktörleri inceleyeceğimiz kısım yerleşme coğrafyasıdır. Mesela arkeoloji buraya yardımcı bilim dalı olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü geçmiş dönemdeki yerleşmelerin ortaya çıkmasında arkeoloji bilim dalı ciddi anlamda önemli bir yere sahiptir ve yardımcı bilim dalı olarak söyleyebiliriz. Nüfus coğrafyası dünyadaki nüfusun dağılışını bu dağılış üzerinde etkili olan durumları inceleyen kısımdır. Ve buraya da sevgili arkadaşlar demografi dediğimiz bilim dalı yardımcıdır diyebiliriz. Ekonomik coğrafyada ne var dersek tarım coğrafyası, turizm coğrafyası, bununla birlikte sanayi, ticaret, ulaşım coğrafyası bunların hepsi ekonomik coğrafya kısmı içerisindedir. Siyasi coğrafya ve tarihi coğrafyada gene beşeri ve ekonomik coğrafya kısmı olarak söyleyebiliriz burayı da alt dalları olarak karşımıza çıkmakta çok eski dönemlere baktığımızda coğrafyanın önemi, gelişimi, tarihsel süreçteki seyriyle ilgili ilk çağ kısmından gelirsek burada özellikle Yunan medeniyetinin coğrafyanın gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebilmekteyiz. Thales, Hekaitos, Platon, Erastostanes, Strabon, Batlamyus gibi bilim insanlar bu dönemin önemli coğrafyanın gelişmesindeki bilim insanlarıdır diyebiliriz. Orta çağ coğrafyasına geldiğimiz zaman özellikle bu dönemde Yunan kültüründen ziyade İslam kültürünün coğrafyanın gelişimi üzerinde daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir yönlü Mesudü, Makdisi, İbn Sina, Kaşgarlı Mahmut bu dönem için öne çıkan bilim insanları olarak yani coğrafyanın gelişimindeki öne çıkan bilim insanları olarak karşımıza çıkar. Yeni ve yakın çağda coğrafya özellikle coğrafi keşiflerle birlikte İspanyollar, Portekizler ve İtalyanların katkı sunmasıyla geliştiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde coğrafya sistemleşiyor. Nasıl? Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak iki kısma ayrılıyor. Burada Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın, Karl Ritter ise beşeri coğrafyanın kurucusu olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı devletine geldiğimiz zaman Fatih Sultan Mehmet mesela Batlamyus'un eserini tercüme ettirmiş ve bu ilk coğrafi eser olarak karşımıza çıkmakta. Biri Reis'in kitabı Bahriyesi ve çizmiş olduğu dünya haritası bu döneme kadar çizilen en önemli harita olarak ifade edilebilir. Evliya Çelebi'nin gezdiği yerleri anlattığı seyahatnamesi, bu gezi ve anı yazısı, Katip Çelebi'nin gene Cihan Nüma adlı eseri bu dönem için yazılmış önemli coğrafi kitaplarıdır diyebiliriz. Türkiye coğrafyasına geldiğimizde 1900'lü yıllarda Faik Sabri Duran, Hamit Sadi Selen, Ali Macit Arda, Reşat İzbırak ve Sırrı Eğrenç, Hayati Doğanay bunlar coğrafyanın gelişmesine katkı sağlamış önemli coğrafyacılardır diyebiliriz. Geldik yerin şekli ve hareketleri. Dünyamız kutup noktalarından basık, ekvatordan şişkin kendine has bir şekli vardır ve biz bu şekle geoid diyoruz. Şimdi geoidi kanıtlayan bazı durumlar vardı. Neydi bunlar? Hemen şöyle şuraya da yazalım. 4C olarak ifade edilebilirdi. Neydi bu? 1. Ekvator çevresi bir meridyen yayı ile onu tam daire yapan meridyen yayının çevresinden daha uzundu. Yani kutuplar çevresi olarak da kaynaklarda karşımıza çıkabilir. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden daha uzun olması Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumdur. Bununla birlikte ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha uzundur. Gene bu da Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumdur. Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Gene bu Dünya'nın geoit bir şekle sahip olduğunu kanıtlayan durumdur. Ve Dünya üzerinde çizgi bileceğimiz en geniş çember her zaman ekvatordur. Bu da aynı şekilde dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlar. Bak 4Ç dedik değil mi? Hatırla. Çap, çekim, çember, çevre. Bunların hepsi dünyamızın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin kendine has bir şekle sahip olduğunu kanıtlıyor. Tabii ki de bununla birlikte bak bu 4Ç geoid dedik. Bununla birlikte küresel yüzeylerde meydana gelen durumlar da var. Bizim dünyamızın yüzeyi de küresel bir yüzeye sahip ve bu kapsamda bunlar dünyanın geoid bir şekle sahip olduğunu kanıtlamayacak durumlardır. Nelerdir bunlar dersek hemen şurayı görebilmekteyiz zaten. Güneş ışınlarının yere düşme açısı. Ekvatordan kutup noktalarına doğru gidildikçe ne yaptı? Daraldı. Ve buna bağlı olarak sıcaklık kutuplara doğru gidildikçe azaldı. Mesela Brezilya'daki sıcaklık ortalamasının Norveç'ten daha yüksek olması dünyanın şekliyle açıklanabilen bir durumdur, değil mi? Gölge boyu kutuplara doğru gidildikçe uzar. Kalıcı kar alt sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalırdı. Bununla birlikte tarım orman yerleşme üst sınırları kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Paralellerimizin çevre uzunlukları hemen şöyle yatay ölçekte birer derece aralıklarla çizdiğimiz paralel dairelerimizin çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu neye etkiler? Çizgisel hızı etkiliyordu. Grup ve tan süresini etkiliyordu. Kutuplara doğru gidildikçe uzamasına sebebiyet veriyordu. Çünkü çizgisel hız kutuplara doğru gidildikçe azalır. Aynı zamanda alıcı karanlık süresi kutuplara doğru gidildikçe uzar. Bak grup ve tan süresi güneşin doğuş ve batı anlarını ifade etmek için kullandığımız iki önemli kavramdır. Alıcı karanlık süresi de o geceden gündüze gündüzden geceye geçtiğimizdeki hafif aydınlıkla karanlık arasındaki kısımdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik dünyanın hareketi kısmına. Birincisi dünyanın eksen hareketi. Bu nedir dersek dünyanın 24 saatteki yapmış olduğu hareket. Dünya kendi eksen etrafındaki hareketini. Bak bu ifade çok önemliydi değil mi? Yaptığı yön bizim için çok önemli. Batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlar ve biz bu 24 saatlik harekete dünyanın eksen hareketi diyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle dünya batıdan doğuya doğru hareket ettiği için doğuda güneş erken doğup erken batar ve bu kapsamda doğuda yerel saat her zaman batıya göre daha ileridir diyebiliriz. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar, halkalanmalar meydana gelir. Kuzey yarımkürede saat yönünde sapma gerçekleşiyordu. Yani bir sürekli rüzgarı düşünürsek kuzey yarımkürede böyle saat yönünde gerçekleşiyordu. Güney yarımkürede ise saat yönünün tersi yönünde gerçekleşiyordu diyebiliriz. Bununla birlikte dünyanın eksen hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içinde değişir. Yani bizim eksen hareketindeki bilmemiz gereken ifade gün içinde ifadesi. Gün içinde güneşin yere düşme açısı değişti mi? O zaman gün içinde sıcaklık, gün içinde gölge boyu, gün içinde gölge yönü değişir. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar yerel saat farklılıkları meydana gelir. Çünkü dünya üzerindeki tüm merkezlerde gün içinde güneş aynı konumda değildir ve buna bağlı olarak yerel saat farklılıkları da meydana gelecektir diyebiliriz. Bununla birlikte dinamik kökenli yüksek basınç ve dinamik kökenli alçak basınç kuşakları da meydana gelmesi de gene dünyanın eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Dinamik kökenli yüksek basınç 30 derece enlemlerinde dinamik kökenli alçak basınç ise 60 derece enlemlerinde meydana gelir diyebiliriz. Ve 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşağına bağlı olarak dönenci çölleri de oluşmuştur diyebiliyoruz. Bak ne oldu eksen hareketi hemen şöyle hatırla iklim üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip oldu diyebilmekteyiz. Devamında sevgili arkadaşlar şöyle diyoruz. Dünya Eksen hareketine bağlı olarak iki tane hız oluşturur. Bunlardan bir tanesi çizgisel hız, dünyanın birim zamandaki kat ettiği yolun kilometre cinsinden değeridir. Ekvatorda 1670 kilometredir saatte. Kutuplara doğru gidildikçe bak 30 derece kuzey enleminde 1450 kilometre, 60 derece kuzey enleminde 860 kilometredir. O zaman bu çizgisel hız dünyanın şekline bağlı olarak kutuplara doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. Açısal hız ise dünyanın ekseni çevresindeki dönüşüne bağlı olarak birim zamanda aldığı yolun açısal değerine denir ve dünya 4 dakikalık süreç içerisinde 1 derecelik açı kat eder. Bu her yerde sabittir. Çizgisel hız ise kutuplara doğru gidildikçe değişir ve eksen hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları, deniz meltemi, kara meltemi, dağ vadimeltemleri gibi meltem rüzgarları da meydana gelir diyebiliyoruz. Geldik dünyanın eksen eğikliğine. Eksen eğikliği 365 gün 6 saatte tamamladığımız hareket ve biz buna 1 yıl diyeceğiz sevgili arkadaşlar ve dünya güneş etrafındaki bir tam turunu elips şeklindeki yörü yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Bizim öncelikle burada bilmemiz gereken ifade elips yörünge nedir? Bunu bilmemiz lazım. Elips yörüngeyi burada görebilmekteyiz. Yani dünya 21 Aralık tarihinden başladığımızı varsayarsak şöyle bir tam tur attığında güneşin etrafındaki yörüngesi bunu bir otobüsün güzergahı gibi de düşünebiliriz. Elips yörüngenin bazı durumları vardı değil mi? Gün öte ve gün beri durumları meydana geliyordu. Gün beri durumu dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihe verdiğimiz isimdir. Gün öte durumu ise dünyanın güneşten en uzak olduğu tarihe verdiğimiz durumdur. 3 Ocak ve 4 Temmuz tarihleri sevgili arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Dünyamızın güneşe yakın ya da uzak olmasının sıcaklık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Sıcaklığı etkileyen durum neydi? Sıcaklığı etkileyen durum güneş ışınlarının yere düşmesiydi. Ve buna bağlı olarak gün öte gün beri durumları varsa dünyanın güneşe olan mesafesi yıl içinde değişir. Yıl içinde değişmesine bağlı olarak yörüngedeki hızımız da değişir. Mesela 3 Ocak tarihinde yörüngede daha hızlı bir şekilde hareket Hareket gerçekleştirmekte 4 Temmuz tarihinde çekim kuvvetine bağlı olarak yörüngede daha yavaş bir şekilde hareket gerçekleştirmektedir diyebiliriz yörüngedeki hızımız Ekinoks ve Solstice tarihlerindeki değişmelere sebebiyet vermiştir bakın 21 Aralık 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül tarihi dünyamızın bu. Haziran, Temmuz, Ağustos ayındaki yörüngedeki hızının yavaşlamasına bağlı olarak Eylül ekinoksu artı iki gün gecikme ile gerçekleşiyor ve bu yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olmasına da sebep oluyor diyebiliriz. Geldik eksen eğikliği nedir? Eksen eğikliği dünyanın ekvator düzlemi ile bakın şurada ekvator düzlemini görebilmekteyiz. Yörünge düzlemi arasındaki yaptığı açıdır sevgili arkadaşlar. Ve dünyamız ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakika bir açıya sahiptir. İşte bu bu dünyanın eksen ekliği olarak ifade edilmektedir. Ve buna bağlı olarak şurası sonuçta bakın şurası da hemen şöyle göstereyim tekrar. Yer ekseni olarak karşımıza çıkar. Yer ekseni ile ekvator düzlemi arasında şurada 90 derecelik bir açı var. Burası 23 derece 27 dakika 90 dereceden çıkardığımızda 66 derece 33 dakika kalıyor karşımıza. İşte bu eksen eğikliğinin açısal değeridir. Ve buna bağlı olarak meydana gelen durumlar yıl içinde olduğu için biz buradaki anahtar ifademizin yıl içinde olduğunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. Ve yıl içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir. Bununla birlikte sıcaklık, gölge boyu yıl içinde değişir. Yıllık sıcaklık basınç farklılıkları ve buna bağlı olarak yıl içerisinde 6 ayda bir yön değiştiren muson rüzgarlarının oluşmasına sebebiyet verir. Dönenceler, yengeç ve oğlak dönencesi, kutup daireleri, kuzey ve güney kutup daireleri oluşur ve bunun enlem derecelerinin kaç dereceden geçeceğini gene eksene ekliği belirler sevgili arkadaşlar. Matematik atmosferik iklim kuşakları oluşur. 23 derece 27 dakika kuzey güney enlemleri arasına biz tropikal kuşak, 23 derece 27 dakika enlemleri ile 66 derece 33 dakika enlemleri arasına orta kuşak ve 66 derece 33 dakika enlemleri ile 90 derece enlemleri arasına da kutup kuşağı diyoruz. Gene bunun kaç derece enlemlerinden geçeceğini ne yapıyor? Eksen eğikliği belirliyor diyebiliriz. Tabii ki de dünyanın yörüngedeki hareketine bağlı olarak dört tane mevsim tarihi ortaya çıkıyor. Bunlardan iki tanesi 2 tarihi, iki tanesi ise solstis tarihidir. Ekinoks tarihi dediğimizde dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Solstis dediğimiz tarih ise dünyadaki en uzun gece ya da en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir diyebiliriz. Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül tarihidir. Hemen şöyle sol tarafta bu iki tarihi görebilmekteyiz. Bu iki tarihte güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelir ve aydınlama çemberi kutup noktalarından teyit geçer. Bak dünyanın tam bir yarısı aydınlık, tam bir yarısı karanlık şeklindedir ve buna bağlı olarak 21 Mart tarihinde kuzey yarım kürede ilk bahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede son bahar mevsimi yaşanır. 23 Eylül tarihinde kuzey yarım kürede son bahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede sevgili arkadaşlar ilkbahar bahar mevsimi yaşanır. Bak yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması eksen ile ilgili bir durumdur. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşanmakla birlikte aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneş Sadece bu iki tarihte aynı anda doğar ve aynı anda batar diyebiliriz. Geldik sol tarihlerine yani gün dönemi diyor. Nedir bu yahu gün dönemi dediğimiz en uzun gece ya da gündüzün yaşandığı tarihlerdir. Bakın hemen 21 Haziran'dan başlıyorum. Güneş ışınları bu tarihte öğle vakti yengeç dönencesine dik açıyla gelir ve kuzey yarım küre bu tarihte yaz mevsimini, güney yarım küre ise kış mevsimini yaşar. Kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşadığı için en uzun gündüz, güney yarım küre kış mevsimini yaşadığı için en uzun gecenin başlangıç tarihidir diye diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ya da yaşandığı tarihtir diyebiliriz. Çünkü bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüzler, güney yarım kürede ise geceler kısalmaya başlar diyebiliriz aydınlanma çemberi 66 derece 33 dakika dediğimiz kutup daireleri üzerinden teğet geçer. Geldik 21 Aralık tarihine. Bu tarihte güneş ışınları öğle vakti güney yarım küredeki oğlak dönencesine dik açıyla gelir ve bu tarihte kuzey yarım küre kış mevsimini güney yarım küre ise yaz mevsimini yaşamaya başlar. Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşamaya başladığı için ne oluyordu? En uzun gece güney yarım küre yaz mevsimini yaşadığı için en uzun gündüzün yaşandığı tarih olarak karşımıza çıkmakta. Gene aydınlama çemberi kutup kutup noktalarından teğet geçer diyoruz. Peki biz şunu da söylüyorduk değil mi? Kutup noktalarında 6 ay gece ve 6 ay gündüz yaşanır. Bunun başlangıç tarihleri ekinoks tarihleridir. Nasıl? 21 Mart tarihi kuzey kutup noktası için 6 ay gündüz, güney kutup noktası için 6 ay gecenin başlangıç tarihidir. 23 Eylül tarihi ise kuzey kutup noktası için 6 ay gece, güney kutup noktası için ise 6 ay gündüzün başlangıç tarihidir. Bakın burada dikkat edin. Kuzey kutup noktası bu tarihten sonra bak Mart'tan Haziran'a 3 ay boyunca gündüzü yaşadı. Haziran'dan Eylül'e gene 3 ay boyunca gündüzü yaşadı. 23 Eylül tarihinden sonra Güney Kutup noktası 21 Aralık 3 ay boyunca gündüzü yaşadı. 21 Mart 3 ay daha gündüzü yaşadı. Totalde 6 saatlik bir gündüz yaşıyor diyebiliriz. Geldi koordinat sistemine. Yani burada yer ve zaman kısmı paralel meridyen enlem boylam kavramlarından bahsedeceğiz. Tabii ki de paraleli bilmemiz için ekvatoru bilmemiz lazım. Doğu batı yönlü uzanan Kuzey güney yönlü dünyayı iki eşit parça ayıran en geniş daire ekvator diyoruz ve ekvatora birer derece aralıklarla çizilen hayal çemberlere paralel diyeceğiz. Ve ekvatora bir derece aralıkla çizdiğimiz için kuzey yarım küredeki paralel dairelerine kuzey paraleli ekvatorun üst kısmı sonuçta kuzey yarım küre. Ekvatorun alt kısmına geldiğimiz zaman ise güney yarım küredeki paralel dairelerine güney paraleli diyeceğiz. Ve bununla birlikte kuzeyde toplam çizebileceğimiz 90 tane paralel dairesi var. Aynı şekilde güneyde toplam çizebileceğimiz 90 tane paralel dairesi yer almakta. Ve 90 derece paralelleri nokta şeklini alıp buralar kutup noktası olarak ifade edilir. Kuzey yarım küredeki kuzey kutup noktası, güney yarım küredeki ise güney kutup noktası olarak karşımıza çıkar. Ve şunu unutmayalım. Dünyanın şekline bağlı olarak paralellerin boyları kutuplara doğru gidildikçe daralır ya da kısalır diyebiliriz. Ardışık birer derecelik paraleller arasındaki kuş uçumu mesafe 111 kilometreydi ve biz bu 111 kilometreden yola çıkarak kuzey güney yönlü kuş uçumu uzaklığa bağlı olarak iki merkez arasındaki kuş uçum mesafeyi bulabilmekteydik. Enlem nedir dersek paralelle açıklayamadığımız iki paralel dairesi arasında kalan kısımların da daha net bir şekilde ortaya çıktığı kısımdır. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Açı cinsinden değeridir dediği için enlem ifadesinde hem dakikayı hem saniyeyi hem de sevgili arkadaşlar dereceyi kullanmaktayız diyoruz. Tamam mı? Hemen şuraya derece dakika saniye diyorum. Mesela Türkiye'de herhangi bir nokta için 40 derece 35 dakika 42 saniye kuzey gibi. Bak ne yaptık? O iki derece arasındaki kısmında bulunan bir merkezin tam nerede yer aldığını bulduk. Burada mesela siz birine WhatsApp'tan konum gönderiyorsunuz ya. Konum gönderdiğiniz zaman sizin aslında enlem derecenizi gönderiyor. Dünya üzerinde nerede bulunuyorsunuz? Enlemin bazı etkileri var. Mesela ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeri düşme açısı daralır. Bu enlemle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Cisimlerin gölge boyu uzar. Bu da enlemle açıklayabileceğimiz bir durumdur. Sıcaklık ortalamaları kutuplara doğru gidildikçe azalır. Mesela Brezilya'daki sıcaklık ortalamasının Norveç'ten yüksek olmasını enlem etkisiyle açıklayabiliriz. Ancak kutba yakın olan bir yerin ekvatordan daha sıcak olmasını enlemle açıklayamasın. Enlemle çelişir. Burada özel bazı durumlar vardır. Denizlerdeki buharlaşma miktarı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Denizlerin tuzluluk oranı kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kalıç kar alt sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Tarım orman yerleşme sınırları kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Bitki örtüsü kuşaklar oluşturur. Yani geniş yapraklı ormanlar, karma yapraklı, iğne yapraklı tundura olmak üzere ve aynı zamanda yürütülen ekonomik faaliyet grupları da değişiklik gösterir diyebiliriz. Meridyen nedir dersek bizim kuzey ve güney yarım kürede iki tane kutup noktamız var mıydı? Vardı. Bir kutuptan diğer kutuba giden ve paralelleri dik açıyla kesen yarım daireler yani yarım çemberlere verdiğimiz isimdir. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçecektir ve başlangıç meridyeninin doğusuna doğu yarım küre, batısına ise batı yarım küre diyeceğiz. Doğudaki meridyenlere doğu meridyenleri, batı yarım küredeki meridyenlere batı meridyeni diyeceğiz. Doğu yarım kürede toplam 180 tane, batı yarım kürede toplam 180 tane meridyen yayı vardır ve totalde 160 tane bir meridyen yayı olduğunu söyleyebiliriz. Ve unutmayalım önemli bir ifadedir. Meridyenler kutuplarda birleştiği için ardışık birer derecelik meridyenler arasındaki kuş uçumu mesafeye kutuplara doğru gidildikçe daralır. Burada da zaten kutuba doğru gittiğimizde meridyenler arasındaki mesafenin daraldığını net bir şekilde görebilmekteyiz. Bununla birlikte bir meridyen yayını mesela şurada 45 derece meridyenini çizdim. Bunu tam daire yapan karşısındaki meridyen o meridyenin anti meridyeni olarak geçer ve bunlar birbirini 180 dereceye tamamlar. Mesela 45 derece doğu meridyeninin anti meridyeni 180'e tamamla 135 doğuydu batıya gittik batı meridyeni olarak ifade edilir. Boylam ise dünya üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine bak enlem ifadesinde başlangıç paraleliydi boylam ifadesinde ise başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Bak burada da ne yapıyoruz gene derece dakika saniye ifadelerini kullanıyoruz ve boylamın en önemli etkisi. Ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı her yerde sabittir değişmez. 4 dakikadır ve biz buna bağlı olarak yerel saat hesaplamaları yapıyoruz. Yerel saat nedir dediğimizde güneşin ufuk düzlemindeki konumuna göre belirlenen zaman kavramıdır. Öncelikle şunu unutmayalım. Yerel saati biz namaz vakitlerinde iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesine göre kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada yerel saatle ilgili bilmemiz gereken bazı ifadeler var. Mesela ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkının 4 dakika olması verilen iki merkez arasındaki boylam farkını 4 dakikayla çarptıktan sonra mesela istenen merkez dağı Bıtı'da ise yerel saatin daha geri daha doğuda ise yerel saatin daha ileri olduğunu bilmek zorundayız. Mesela bunu örnekle hemen şöyle bir pekiştirelim. 45 doğu boylamında yerel saat 19.03 iken 15 doğu boylamında yerel saat kaçtır diyor. Hemen şöyle 45 ve 15 derece doğu boylamları çiziyorum. 45 derece doğuyu buraya çizdim. 15 derece doğu ona göre daha batıda. 45 doğuda saat 19.03 sevgili arkadaşlar ve 15 derece doğudaki zamanı soruyor bize. Şimdi bak nereye doğru gidiyorum? Daha batıya doğru gidiyorum. Daha batıya doğru gidiyorsam yerel saatim o zaman daha geri. Ne yapacağız? Burada boylan farkını alacağız. 45-15 30 boylan farkı var. E 4 dakikayla çarpacağım. O zaman totalde burada 120 dakikalık bir zaman farkı var mı? 120 dakika ne yapar? 120 dakika 2 saat yap Yapar. ve burası 1903 ise 2 saat daha geridedir 15 doğu meridyeninin yerel saati 1918 17.03 olarak karşımıza çıkmakta. Hemen diğer soruyu da yapalım. 21 Mart tarihinde 30 doğu boylamında güneş yerel saatte 06.03'te doğuyorsa 15 batı boylamında yerel saatte kaçta batar demiş. Hemen merkezleri gene işaretliyorum sevgili arkadaşlar. 30 derece doğu boylamı diyor ve burada güneş 06.03'te doğuyor. Buraya dikkat etmemiz lazım. 15 batı boylamı diyor ve 15 batı boylamında kaçta batar diyor. Bak kaçta batar. Doğuda güneş erken doğup erken battı mı? Batıda ise güneş geç geçti geç battı mı? O zaman boylan farkını bir bulalım. Arada şurada 0 var. 0 15 0.30 totalde 45 tane boylam farkı var mı? Çünkü farklı yarı küredeler değil mi? 45 çarpı 4 dersek 180 dakikalık bir zaman farkımız var mı? E 180 dakika 3 saat yapacak mı? 3 saat daha sonra batar. Şimdi bak 0603'te doğuyorsa burada güneş. 21 Mart tarihinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır mı? 18.03'te güneş battı. 3 saat daha sonra güneş batacak. 18.03'ü 3 saat daha eklersek 21.03 0-3 yapar. 15 batı boylamında güneşin zamanı. geldi ki uluslararası saat. Tabii ki de yerel saat karışıklıklarını önleyebilmemiz için uluslararası saat dilimleri oluşturmuşuz. Ve dünyada her 15 derecelik boylamlarda bir saatlik zaman ifadesi belirleyerek dünyada totalde 24 tane saat dilimine ayırmışız diyebiliriz. Burada tabii ki de Greenwich'i esas alıyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyoruz. 0. saat dilimi. Greenwich'ten 15 derece boylam doğuya gidersen birinci. 30 gider gidersem ikinci 45 gidersem üçüncü 180'e kadar 12 tane boylam geçiyorum 12 tane saat dilimi geçiyorum Greenwich'ten batıya doğru 15 gidersem eksi 1 15 daha gidersem eksi 2 niye burada eksi 2 aldık çünkü sevgili arkadaşlar Greenwich'e göre zamanımız 1 saat 2 saat 3 saat geride yani buradaki görmüş olduklarınız aslında artı 7 diyor ya Greenwich'e göre 7 saat ileride olduğunu eksi 4 diyor ya Greenwich'e göre 4 saat geride olduğunu ifade edebiliriz diyor ki bak 3. saat diliminde 16.40'da oynanacak bir futbol maçı 7. saat diliminde kaçta oynanır? 3. saat dilimi burada mı? Hemen şöyle şuraya 3. saat dilimi diye yazıyorum. 7. saat dilimi burada mı? 7. saat diliminde buraya yazıyorum. Bak 3. saat diliminde 16.40'ta mı oynanıyor? 16.40'da oynanıyor. 7. saat dilimi 3. saat dilimine göre daha Doğuda sevgili arkadaşlar o zaman daha ileride kaç saatlik bir ileriliği var dersek e 7 ile 3 arasında 4 saatlik bir fark yok mu? 4 saat fark var. 4 saat daha ne olacaktır? İleride oynanacaktır. 7. saat dilimine geldiğimiz zaman 16 4 daha 20 40 yapar sorumuzun doğru cevabı. Yerel saat karışıklıklarını önlemek için biz sevgili arkadaşlar ulusal ortak saat dilimleri oluşturduk ve ülkelerin üzerlerinden geçen o merkez ayar boylamları var ya mesela ikinci saat diliminin merkez ayar boylamı 30 derece doğu meridyeni. Üçüncü saat diliminin merkez ayar boylamı 45 derece doğu meridyeni. Bunların yerel saatlerini ülke içerisinde kullandığımız kavrama ortak saat diyeceğiz ve biz Ülkemiz içerisinde 3. saat dilimi içerisinde bulunan Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanmaktayız sevgili arkadaşlar. Tarih değiştirme çizgisi ise günün bir gün ileri ya da geri olduğu zaman dilimini belirtmek için kullandığımız kavramdır ve tarih değiştirme çizgisi 180 derece meridyeni üzerinden geçecektir. Ama bakın dikkat edin. Tarih değiştirme çizgisi 180 derece meridyeni üzerinden geçerken bazen doğuya, bazen batıya, bazen böyle girintili çıkıntılı bir hal almıştır. Bunun temel sebebi buradaki ada içerisindeki ülkelerdeki zaman birliklerini sağlayabilmemiz için diyebiliriz. Geldik konuma. Konum ifadesinde bir yeri tarif ederken kullandığımız kavramlar. Bir, mutlak konum. iki göreceli konum. Mutlak konumda dünya üzerindeki bir merkezin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan açsal değeri ifadesi önemlidir. Ve Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri, 26 derece doğu, 45 derece doğu boylamları arasında yer alır. Ve bu Türkiye'nin mutlak konumunun bir ifadesidir. Ve Türkiye'de güney ile kuzey arasında 666 kilometre kuş uçum mesafe sahip olması. Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının oluşması. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer alması. Kuzeye doğru gidildikçe gölge boyunun uzayıp sıcaklığın azalması. Bununla birlikte çizgisel hızın güneyde daha fazla olması. Bunların hepsi mutlak konumun bir sonucudur. Türkiye mesela güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Neden? Çünkü Türkiye yengeç dönencesinin daha kuzeyinde yer alır. Ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için kuzeye doğru yer çekimi artar diyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye Yengeç dönencisi ile Kuzey Kutup Dairesi arasında yer aldığı için orta kuşaktadır ve dört mevsim belirgin yaşanıp batı rüzgarları ile Akdeniz iklim kuşağı içerisinde de yer almaktadır diyebiliriz. Göreceli konumda ise yeryüzü şekillerine bağlı olarak, bulunduğumuz çevredeki kara kütlelerine bağlı olarak ortaya çıkan konumdur ve Türkiye Asya Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir konumdadır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tam merkez konumundadır. Bununla birlikte iki tane önemli boğazımız İstanbul Çanakkale boğazları var. İki kıtada topraklarımız var. Bunların hepsi bizim özel yani göreceli konumumuzdur diyebiliriz. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, doğuya doğru gidildikçe ortalama yükseltinin artması gene bizim göreceli konumumuzun sonuçları olarak ifade edilir. Geldik harita nedir? Haritanın unsurları ve projeksiyon yöntemleri. Dünyanın tamamının ya da bir bölümünün Bak buradaki ifadeler çok önemli. Kuş bakışı görünümünün belirli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılması işlemine verdiğimiz isim haritadır sevgili arkadaşlar. Ve bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için bu üç özelliğin olması lazım. Ve biz ölçeksiz kabataslak yaptığımız çizimlere kroki diyoruz. Kroki ile harita arasındaki en önemli fark nedir dersek haritanın ölçekli krokinin ise hemen şuraya şöyle yazalım gene hatırlayalım ölçeksiz çizimler olmasıydı değil mi? Haritayı oluşturan bazı unsurlar var. Nedir bu unsurlar? dediğimizde bir dünya üzerindeki çizdiğimiz merkezin nerede yer aldığını belirleyebilmemiz için koordinat sisteminden faydalanmamız lazım yani enlem ve boylam derecelerinden faydalanmamız gerekiyor. Bu bir. Biz bir çizim yapacağız ve bu çizimde ilk belirleyeceğimiz husus nedir dersek amaç. Amacımız ne? Amacımız Türkiye'deki yer şekillerini göstermek. O zaman amaca uygun başlık atıyoruz. Bununla birlikte çizdiğimiz yer geniş bir alan ve bunu düzleme sığdırmamız için ölçek kullanıyoruz ve şurada ölçeği iki şekilde göstermiş. Aynı şekilde harita üzerinde kullandığım ...bazı işaretler, semboller, simgeler, renkler vardır... ...ve bunların ne anlama geldiğini belirtmek istiyorsam... ...haritanın dili dediğim, haritanın açıklama kısmı... ...lejant kısmında bunları ne yapıyoruz? Belirleyebiliyoruz. Küresel bir yüzeyi düzleme aktardığımız için alanda açıda uzunlukta bozulmalar yaşanıyor. Ve bu bozulmaları en asgari düzey indirmek için projeksiyon yöntemleri kullanmışız. Bunlardan birincisi silindirik projeksiyon yöntemi. Ekvator çevresindeki ülkelerin düzleme daha doğru bir şekilde aktarıldığı yöntemdir. Konik projeksiyon yöntemi. Orta kuşak ve çevresindeki ülkelerin düzleme daha doğru bir şekilde aktarıldığı yöntemdir. Düzlem projeksiyon yöntemi ise kutuplar çevresi ve dar alanların çiziminde kullanılan bir yöntemdir. Mesela buralara birer tane ülke örnek vermemiz gerekirse silindirik projeksiyon yöntemine göre çizilen bir dünya haritasında Brezilya'da bozulma oranı en azdır. Orta kuşak diyoruz konik projeksiyon yöntemi mesela Türkiye. Bu projeksiyon yöntemiyle çizilirse düzleme daha doğru bir şekilde aktarılır. Düzlem projeksiyon yönteminde ise dar alanlar. Norveç'i söyleyebiliriz. Kutba yakın bir yer. Grönland'ı söyleyebiliriz. Daha doğru bir şekilde düzleme aktarılır. Ve biz mekansal verileri haritaya aktarırken nokta çizgi alan verilerinden faydalanırız. Mesela bir binayı, bir havaalanını, başkenti, volkanik arazi, zirve, kuyu, cami gibi ifadeleri kullanacaksak Harita üzerinde göstereceksek bunları noktasal veri şeklinde göstereceğiz. Ama bir hat şeklinde mesela bir yol, bir akarsu, fay hattı, sınır ya da rüzgar yönlerini göstereceksek çizgisel veri şeklinde göstermemiz lazım. Bir yüz ölçüm ifadesini göstereceksek mesela gölü, denizi, tarlayı, bataklığı bir bölgeyi Ege bölgesi Akdeniz bölgesi diyebiliriz. Eyaletleri ya da ülke içerisindeki illeri ya da ülkeleri göstereceksek alansal veriden faydalanacağız sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bir çizimin harita olabilmesi için ya da harita özel taşıyabilmesi için ölçekli olması lazım. Peki bu ölçek nedir dersek dünya üzerindeki bir yerin gerçek görüntüsünün sonuçta geniş bir yüzey var düzleme aktarırken küçültüyoruz yapmış olduğumuz bu küçültme oranına biz ölçek diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bir harita çizdiğimizde ölçeği iki şekilde gösteririz bunlardan birincisi kesir ölçek ölçeğin pay ve payda şeklinde gösterildiği kısımdır. Üst kısımdaki bir harita uzunluğunu ifade eder ve bu her zaman bir olmalıdır sevgili arkadaşlar. Alt kısımdaki 500, 50 bin, 5 milyon ise gerçek uzunluğunu simgeler sevgili arkadaşlar ve bu da her zaman santimetre olmalıdır. Haritadaki küçültme oranıdır bu. 500 bin kez küçültmüş olarak söyleyebiliriz. Çizgi ölçekte ise eş bölmeli aralıklar var ve burada uzunluk birimi değişkenlik gösterebilmekte. Burada kilometre olarak vermiş ve bu her birim eşittir. Mesela aksi belirtilmediği müddetçe her birim 1 santimetredir. Ve şunu söyler bana haritadaki 1 santimetrelik bir yer gerçekte 5 kilometrelik bir yeri kullanmakta ya da göstermekte diyebiliriz. Ve unutmayalım benim elimde bir harita var ve hangisiyle yapacağım ölçümler her zaman doğru sonuca ulaştırır dersek Tabii ki de çizgi ölçek. Niye? Çünkü ben bir haritayı fotokopi yoluyla büyütüp küçültüldüğünde çizgi ölçeğimde aynı oranda büyüyüp küçülür. Bunu da unutmayalım. Biz ölçeklerine göre haritaları büyük, orta ve küçük ölçek olmak üzere 3 ayırıyoruz. En ayrıntılı çizimler büyük ölçekli haritalar olarak karşımıza çıkar. En ayrıntısız çizimler ise küçük ölçekli haritalar olarak karşımıza çıkar. Küçük ölçekli, büyük ölçekli ve orta ölçekli haritalarda ölçek aralığı var. Mesela büyük ölçekli haritalarda ölçeğimiz 1 bölü 200.000'den daha büyük ölçekli haritalardır. Mesela 1 bölü 50.000, 1 bölü 100.000, 1 bölü 25.000 gibi. 200.000'den daha büyük dedik diye paydayı büyütmeyin. Paydayı büyütürsen ölçeğimiz küçülür yahu. Orta ölçekli'de ise haritamızın ölçeği 1 bölü 200.000, 1 ile 1 bölü 500.000 arasında. Küçük ölçekli'de ise 1 bölü 500.000'den daha küçüktür. Buradaki temel mantık nedir dersek 1 bölü 600 bin, 1 bölü 1 milyon, 1 bölü 10 milyon gibi ayrıntısız. Daha uzaktan daha geniş araziyi gösterdik, daha dar bir araziyi gösterdik. Hata oranı daha az, hata oranı daha fazla diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik kullanım amaçlarına göre haritalar. Kullanım amaçlarına göre haritalar genel ve tematik haritalar olarak ikiye ayrılır. Türkiye idare haritası genel haritadır. Türkiye bitki haritası, Türkiye toprak haritası, Türkiye jeoloji haritası tematik harita olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama unutmayalım tüm haritalardan yararlanarak konum belirleyebiliriz. Çünkü koordinatı vardı. Yön tayini yapabiliriz. Yön oku verirler. Uzaklık ve alan hesaplaması yapabiliriz. Bunun için de ölçek yardımına ihtiyacımız vardır. Ama yükselti bulma, eğim hesaplama, profil çıkarma gibi işlemler yalnızca fizik haritalarda yapılan işlemlerdir. Harita hesaplamalarında gerçek uzunluk, ölçek bulma, harita uzunluğu gibi ifadeler var. Hemen şöyle iki tane sorudan devam edelim. 1 bölü 900 bin ölçekli bir haritada 2 nokta arası uzunluk 7 cm ise iki nokta arası kuş uçuru uzunluk gerçekte kaç kilometredir? O zaman bizde gerçek uzunluğu soruyor. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçeğin paydası. Gerçek uzunluk diyorum harita uzunluğu 7 santimetre. Ölçeğin paydası 900.000 santimetre. Benden kilometre istemiş. E biliyorduk santimden kilometre 1, 2, 3, 4, 5, 0 atıyoruz. E ne kaldı? 7 ile 9 kaldı. Çarpıştır. 63 kilometre yapar sevgili arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçumu uzaklık 250 kilometre olduğuna göre 1 bölü 500 bin ölçekli Türkiye haritasında bu iki yıl kaç santimetre ile gösterilmiştir? Harita uzunluğunu istiyor bizden. Harita uzunluğunun formülü neymiş? Bakalım. Gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum. Gerçek uzunluk 2 250 kilometre. Ölçeğin paydası 500 bin santimetre. O zaman ben bu yukarıyım. 1, 2, 3, 4, 5, sıfır atarsam santime çevirdim mi? Aşağıda kaç sıfır var? 5. Yukarıda 2, 4, 5, 0'ı götürdüm. 250 bölü 5'ten ne yaptı? 50 santimetre yaptı. Sorumuzun cevabı. Geldik alan hesaplama sevgili arkadaşlar. Gerçek alan harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi olarak geçer. Hemen şöyle bir soru sormuş. 1 bölü 400 bin ölçekli haritada bir bölgenin alanı 12 santimetre kare ise bu bölgenin iz gerçek alanı kaç kilometre karedir diyor. O zaman hemen şöyle formülü yazıyorum. Gerçek alan eşittir harita alanı çarpı ölçeğin paydasının karesi olarak ifade edilir. Hemen şöyle baktığımız zaman gerçek alan eşittir harita alanı neymiş? 12 santimetre kare. Ölçeğin paydası bak 400 bin hemen şuradan şöyle 5 tane sıfırı götür. 4'ün karesini al 16. 16 ile 12'yi çarptığımız zaman 16, 10, 160, 32, 192 km kare yapar. Sorumuzun doğru cevabı sevgili arkadaşlar. Çünkü bak burada ne yapacağız? 5 üzeri 2'nin karesini alacağız sevgili arkadaşlar. Bu da uzun bir işlem yapar. Burada direkt 5 tane 0'ı götürüp kilometreye çevirip bunun karesini alırsanız kilometre kare olarak bulursunuz zaten bunu. Bak şurada mesela kilometre kare bulduk tamam mı? Eğim nedir dersek 2 nokta arasındaki yükselti farkının yatay mesafeyi oranına verdi isimdir. Eğimi yüzde ya da binde olarak verebiliriz. Eğim eşittir. Hemen şuraya şöyle yazıyorum. Yükseklik farkı bölü yatay uzaklık çarpı yüz ya da bin. Burada bizde yüz istemiş. Bakalım AB merkezleri arasındaki gerçek uzaklık yatay uzaklık 10 kilometre. 10 kilometre hektometre dekametre metre. Metre olarak alırsak işimiz kolaylaşır. Ve iki merkez arasındaki yükselti farkı 2 kilometredir diyor. 2 kilometre hektometre dekametre, metre çarpı 100 dedik sevgili arkadaşlar. Hemen burada ne yapıyorum? Hemen burada sadeleştirme işlemi. 1, 2, 1, 2. Bir tane gitti, bir tane gitti. Bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. 10 çarpı 2'den eğimimiz ne yaptı? Yüzde 20 yaptı diyebiliriz. Biz haritada yer şekillerini 3 farklı yöntemle gösteriyoruz. Bunlardan birincisi kabartma yöntemi. Yer şekillerinin 3 boyutlu kabartması yapılarak elde edilen yöntemdir. Ve gerçeğe en yakın çizilen yöntemdir. Renklendirme yönteminde yükselti basamakları çeşitli renklere göre belirlenen yöntemdir. Mesela sıfır 0-500 metre arası yeşil, 500 bin arası sarı, 1000-1500 turuncu, 1500-2000 açık kahve, 2000 ve üzeri koyu kahve olarak ifade edilir. Mesela kutba yakın alanlarda beyaz renk ya da dağların yüksek kısımlarında beyaz renk, buzul ya da kalıcı karları, mavi tonları da derinliği ifade ediyordu. Bunu da unutmayalım. Eş yükselti yöntemi. Yer şekilleri göstermedeki en yaygın kullanılan yöntemdir sevgili arkadaşlar. Bu izohips yöntemi olarak da geçer. Mesela yükseklikleri aynı olan noktaları birleştirdiğimizdeki elde ettiğimiz kapalı eğriler olarak ifade edilir. Mesela şurada bir kapalı eğrimiz var. C ile D noktası aynı eğri üzerinde. O zaman C ile D'nin yüksekliği aynıdır. Bununla birlikte izoipslerin birbirine yaklaştığı yerde eğim fazla. izoipslerin birbirinden uzaklaştığı yerde eğim daha azdı. Ve oklar gösterildiği zaman burada kapalı çukur, çanak ya da krater vardı ve yüksekliği azaltmamızı istiyordu. Bununla birlikte komşu iki izoipsin yüksekliği birbirinin aynısıydı. Ve baktığımız zaman bak burada da var mesela 1000 metre. O zaman burası da bin Metri, bin, bin metre 1000 1200 metre izoipsler 200 metre aralıklarla gitmiş. O zaman burası 1000 metre ise 1200 x noktası ne yaptı? 1400 metre yaptı. Deniz kıyısındaki izoips kıyı çizgisi olarak geçer ve bununla birlikte şöyle baktığımız zaman mesela şu da bir kıyı çizgisidir. Kıyı çizgisinden sonraki izoips B o zaman kıyı çizgisinden sonraki izoips B'dir ve iki merkez arasındaki yükseklik farkını izoipsler arasındaki yükseklik farkına bakarak bulabiliriz. Sevgili arkadaşlar ve ne dedik burada komşu iki izoips arasındaki yükseklik farkı aynıdır ya da yüksel aynıdır dedik ya. Mesela burada da bak bir akarsu geçmiş ve akarsuyun iki kenarındaki izoipsin yüksekliği de aynıdır. Bunu da unutmayalım. Bir eğri üzerinde bulunmayan bir nokta varsa bu iki eğri arasında herhangi bir yükseklik değerinde olabilir. Yani 40 metre ile 60 metre arasında bir değere sahip olabilir. Biz izoipslerde yeryüzü şekillerini nasıl gösteriyoruz dersek hemen şöyle baktığımızda mesela bir akarsu var. Burada bir vadi görebiliriz. Bununla birlikte akarsuyun denize döküldüğü yerde bir çıkıntı var. Deltayı görebilmekteyiz. Mesela buradaki akarsuyun bulunduğu alanda izohipsler birbirine çok yaklaşmış. Burada bir falez görebilmekteyiz. Burada bir tepe var sevgili arkadaşlar. Bak burada tepenin mesela zirvesi var. Nokta şeklinde koyduk ya zirve. İki tepe arasında kalan kısım mesela boyun sevgili arkadaşlar. Tepenin çıktığımız yerler yamaç ve eğer ki yüksekliğin arttığı yere doğru şöyle V harfini görüyorsanız burada da bir sırt olduğunu söyleyebiliriz. İzohipsler deniz kıyısında birbirine çok yaklaşmışsa burada bir falez vardır. Bunu da unutmayalım. Oklar gösteriyorsa kapalı çukur, çanak, krater. Bunun içerisinde bir göl varsa, su kütlesi varsa göl olarak ifade edilebilir. Haberiniz olsun. <laughs> Geldik atmosferin katmanları. Yer küreyi çepeçevre saran gaz tabakasına biz atmosfer ya da hava küre diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve atmosferi oluşturan %78 kısmında azot, %21 kısmında oksijen ve %1'lik kısmı içerisinde asal gazlar var. Ve atmosferde sürekli bulunup miktarı yeri ve zamana göre değişen bazı gazlar var. Bunlardan birincisi su buharı, ikincisi ise sevgili arkadaşlar karbon dioksit Bunlar atmosferde sürekli bulunmakta ve miktar yere ve zamana göre değişiklik gösteriyor. Şehirleşmenin yoğun olduğu alanlarda karbondioksit, su kıyılarında nemliliğin fazla olduğu alanlarda su buharının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferin bazı etkileri vardı değil mi? Mesela güneşten gelen zararlı ışınları süzüyordu. Bununla birlikte sıcaklığı dengeliyordu. Isı, ışık, ses iletimini sağlıyor. Meteorların parçalanmasını engelliyordu. Troposfer bizim içerisinde şu anda yaşadığımız katmandı. Ortalama kalınlık o 13 kilometre civarında bununla birlikte ekvatorda 16 kilometre orta kuşağa geldiğimizde 12 kilometre ve kutuplarda 10 kilometre olarak karşımıza çıkar. Su buharının tamamına yakını burada olduğu için iklim olaylarının tamamına yakını da burada görülmekteydi. Stratosfer için bilmemiz gereken en önemli ifadenin birincisi ozon tabakasının burada olması güneşten gelen zararlı ışınları süzüyordu. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar stratosfer için jet rüzgarlarını da bilmemiz gerekiyordu. Mezosfer için bileceğimiz en önemli ifade göktaşlarının sürtünmenin etkisiyle parçalandığı katman. Termosfer için iyonosfer tabakasının burada olduğu seyrek gaz yoğunluğuna bağlı olarak radyo frekanslarının yansıtılmasıyla birlikte haberleşmenin sağlandığı katman. Egzosfer ise atmosferin en dış katmanı olarak ifade edeceğiz ve haberleşme uydularının bazıları da bu katmanda bulunmaktaydı. Hava durumu belirli bir yerde kısa sürede meydana gelen hava olaylarına, iklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili olan hava olaylarının ortalamasına verdiğimiz isimdi. Hava durumunu meteoroloji, iklimi ise klimatoloji bilimi inceliyordu. Bununla birlikte bazı özellikler var. Mesela bugün hava çok sıcak dediğimizde hava durumu ama Adana'da kış ayları yağışlı geçer dediğimizde iklim ifadesi. Bak geçer. Ne yapıyorsun? Geniş bir zaman aralığı veriliyorsun. Ama burada daha dar bir zaman aralığı veriyorsun. O yüzden hava durumu ile iklimi böyle ifade etmiş olalım. İklimin tabii ki de birçok etkisi var. İklim sevgili arkadaşlar bitki örtüsünü, hayvan türlerini, yeryüzü şeklini, kayaçları, denizlerin tuzluluk oranını, kalıcı kar sınırının yüksekliğini, su kaynaklarını ve toprak oluşumunu etkiler. Bunlar doğal çevreyi etkileridir. İklimin insana beslenmesine, giyeceğine, yeryüzüne dağılışına, karakterini, fizyolojik özelliklerini, kültürel ve yerleşmelerini etkiler. Bu da iklimin insana olan etkisidir. İklim ekonomiyi de etkiler. Tarımı, hayvancılığı, ormancılığı, sanayi, turizmi, ulaşımı ve ticareti etkiler. Burada Mesela sadece turizmle ilgili bir örnek vermemiz gerekirse bizim ülkemizde Akdeniz ikliminin yaşandığı alanlarda deniz turizminin gelişmesinin temel sebebi belirgin bir yaz kuraklığı ve sıcaklığının olmasıyla ilgili bir durumdur. İklim elemanları iklimi oluşturan elemanlardır. Bunlardan birincisi sıcaklıktır sevgili arkadaşlar ve dünyamızın en dış sınırına 1 santimetre karelik alana 1 dakikada gelen enerji miktarı 2 kaloridir ve biz buna solar konstant diyoruz sevgili arkadaşlar ve dünyanın tamamına bu 2 kalorilik enerji gelmiyor. %25'lik kısmı yansımaya Yüzde %25'lik kısmı dağılmaya yani yayılmaya, %15'lik kısmı emilmeye ve yüzde %35'lik kısmı yeryüzüne ulaşmakta. Bunun da %27'si yeri ısıtıp %8'de yere çarpıp yansıyor. Dünyada sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlere baktığımız zaman güneş ışınlarının yere düşmesi, bunu etkileyen faktörler dünyanın şekli, eksen hareketi, eksen eğikliği, yeryüzü şekilleri, yükselti, güneşlenme süresi, nemlilik, Karadeniz dağılışı, okyanus akıntıları ve rüzgarlar diğer faktörler burada etkilidir diyebiliriz. Mesela Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş bu da sıcaklığın azalmasına sebebiyet verir. Eksen ikliğine bağlı olarak aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bu da gene sıcaklığında dağılmasında etkilidir. Bir gün içinde güneş ışınlarının yeri düşmesi değişiklik gösterir. Bu sıcaklığın gün içerisinde değişmesine sebebiyet verir. Ve ısı birikimine bağlı olarak güneşlenme süresiyle birlikte sıcaklıktaki değişimler meydana gelir. Mesela güneş ışınlarının en tepede olduğu bir anda sıcaklığın en yüksek seviyede değil de ondan birkaç saat sonra meydana gelmesinin temel sebebi ısı birikimiyle ilgili bir durumdur. Rüzgarlar kuzey ve güney yarım kürede geldikleri yöne göre hava sıcaklığını artırır ya da azaltır. Mesela kuzey yarım kürede kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney yarım kürede kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırırken güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltır diyebiliriz. Okyanus akıntıları sevgili arkadaşlar sıcaklık üzerinde etkili olan bir diğer durumdur. Burada da sıcak ve soğuk su akıntısı olarak karşımıza çıkmakta. Burayla ilgili mesela en bildiğimiz örneklerin başında ne gelecektir? Aynı enlem üzerinde yer alan iki merkezde sıcaklıkların farklı olmasının temel sebebi okyanus akıntıları olarak ifade edilmektedir. Biz dünyada sıcaklığın dağılışını izoterm haritalarıyla gösteriyoruz ve iki izoterm haritası hazırlanıyor. Bunlardan birincisi indirgenmiş izoterm haritasıydı. İkincisi ise gerçek izoterm haritası olarak karşımıza çıkmaktaydı. İndirgenmiş izoterm haritasında her yer sıfır metre olarak ifade edilir. Bu yüksekliğin ortadan kaldırıldığını gösterir. Gerçek izoterm haritalarında sıcaklığın dağılışında yükselti faktörü etkilidir. Mesela dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren Haritaya baktığımızda dünyanın en sıcak yeri 30 derece kuzey yarımküredeki çöller çevresidir. Nemazlı olarak ifade edilebilir. Ama Ocak ayı ile Temmuz ayında sıcaklık değerlerinin farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Ocak ayına geldiğimiz zaman Güney Yarımküre en sıcak, Temmuz ayında ise Kuzey Yarımküre en sıcak. Bunun temel sebebi eksen ekliydi Ve unutmayalım sevgili arkadaşlar, Ocak ayında Kuzey Yarımküre'de kutup noktası değil de Sibirya'nın daha soğuk olması karasallık etkisiyle ilgili bir durumdur. Güney Yarımküre'de izotermlerin daha düzgün geçmesinin temel sebebi Kara ve deniz dağılımı ile ilgili bir durumdur diyebiliriz. Ve geldik sizinle bir dönemi güzel bir şekilde tekrarını yapmış olduk. Bugün sizlerle birlikte bir dönem boyunca gördüğümüz tüm konuları güzel bir şekilde tekrar ettik. Sorularımızı çözüp tekrarlarımızı yapmayı unutmayalım. Hepinize iyi tatiller diyorum. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu. İkinci dönem görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.